Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Bu videomuzda toplumsal bir konuyu, yani hepimizi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum kısmına da bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Eminim ki birçoğunuz bu konudan şikayetçisinizdir, rahatsızlık duyuyorsunuzdur. Konumuz evimizde bulunan Wi-Fi'lerin tehlikesi ve gece uyurken bunları neden kapatmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi herkesin evinde arkadaşlar Wi-Fi var. Yani internet. Hatta kimisinin evinde bir değil, iki tane, üç tane Wi-Fi'si olanı bile biliyorum. İşte ev biraz kalabalık, çocuklar var. Farklı internet kullanıyorlar. Oyun oynuyorlar falan filan. Bir de güçlü internetler bunlar. Kimisinin evinde böyle güçlü internet olan birkaç Wi-Fi olduğuna da şahidim. Şimdi bu bir kul hakkı öncelikle. Yani çok hassas olmamız gereken bir nokta. Ben kapatıyorum Wi-Fi'mi ama üst kattaki veya alt kattaki komşumuz kapatmıyor. O zaman yine hiçbir anlam ifade etmiyor bizim Wi-Fi'mizi kapatmamız. Çünkü zaten üst kattan bulunduğumuz oda bizim dairemiz. Zaten çok yakın, arada 2 metre falan var. Yani Wi-Fi de muhtemelen oturduğumuz odaların tam da üzerindedir. Bundan dolayı arkadaşlar hele hele gece uyurken bunu herkesin yapması lazım. Gece uyurken Wi-Fi'lerimizi kapatalım. İnternet modemi yani kapatalım. Bütün modemler kapatılsın gece. Hem sağlığımız için bu çok önemli. Çünkü modemler etrafa radyoaktif dalgalar, sinyaller gönderiyor. Bu da özellikle çocukların ve hepimizin tabii ki beynimizi köreltiyor. Sadece beynimizi köreltmekle de kalmıyor. Kanser hücrelerini tetikliyor arkadaşlar. Yani kanseri bile tetikleyecek hale geldi şu an internet ağı. Çünkü artık biliyorsunuz üst teknoloji, üst teknoloji her sene bir üst teknolojiye çıkılıyor. 5G aktif oldu ve bu 5G tehlikesi üzerinde çok durulması gereken bir konu. Hollanda'da havada uçan kuşların, ağaçlara tüneyen kuşların bir bir düştükleri, ölüp yere düştüklerini gördük, izledik. Ve bu konuda bir önlem almamız lazım. Acilen ülke olarak ve aslında dünya olarak bu konuda önlem alınmalı. Bildiğiniz o güvercinleri öldürüyor. Bunun ileri boyutundaki halini düşünemiyorum arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte gelecek olan teknoloji belki de insanları da öldürmeye başlayacak ki zaten aslında 5G bile insanları öldürecek potansiyele sahip. Yani birçok hasta olan, kronik rahatsızlığı olan insan yaşamakta ve bunları belli bir zaman içinde belki de öldürecek. Yani bu kadar tehlikeli bir yanlış uygulama 5G. Ne yazık ki bütün dünya, şu an bütün dünya ülkeleri tek tek 5G teknolojisine geçiyorlar. Yani bunu belki mecburi olarak görüyorlar ama dediğim gibi sağlık açısından, hayati açıdan büyük risk taşımakta. Biz elimizden geldiğince gece Wi-Fi'lerimizi kapatacağız ama 5G Wi-Fi kapatsak da kapatmasak da baz istasyonlarından etrafa çok ciddi yoğun dalgalar göndererek birçok kişinin belki de ölümüne sebep olacak. Bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. Ve bu videoyu mutlaka herkese gönderin, ulaştırın. Yani bütün dünyada bir kamuoyu oluşturmak lazım bu noktada. Kamuoyu oluşturmak demişken biliyorsunuz Gazze'de de 2-3 gündür çok yoğun saldırılar söz konusu arkadaşlar. Bu yoğun saldırılar dolayısıyla dünya genelinde bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Yani bu zulmü durdurmak için bütün dünyayı ayağa kaldırmak lazım. Bütün dünyanın ayağa kalkması lazım artık. Bu çok önemli bir konu şu an ve çok acil bir durum. Bütün dünyayı bir an önce ayağa kaldırmamız lazım arkadaşlar. Ne yazık ki 2 gündür oradaki kardeşlerimiz yoğun bombardıman altında ve yüzlerce çocuk yanarak hayatını kaybetti, şehit oldu. Yüzlerce kadın yine. Sadece bu 2 günlük süreçten bahsediyorum. Yüzlercesi kadını, erkeği telef oldu, hayatını kaybetti, şehit oldular. Bunun için bütün dünyanın artık ayağa kalkıp bu işe bir dur demesi gerekiyor ve acilen müdahale de
yapılması lazım. Yoksa bunlar başka türlü laftan anlamazlar. Bunların anladığı tek dil şiddet dili arkadaşlar. Ve bunların anladığı dilden konuşma vakti de geldi belli ki. Bu akşam itibariyle de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kuzey Irak tarafına, çünkü orada büyük bir plan var, Kuzey Irak tarafına bir harekat başlatıyor. Oradaki planları, tuzakları darmadağın etmek için böyle bir harekat, operasyona çıkıyorlar. Allah yardımcıları olsun öncelikle askerlerimizin. İnşallah bu Siyonist dünyanın kirli emelleri gerçekleşmeyecek ve buna izin vermeyeceğiz. Müslümanlar olarak buna izin vermeyeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Allah nurunu da tamamlayacaktır. Çok yakın bir zamanda bunu bütün dünya görecek. Şimdi orada, Orta Doğu'da kardeşlerimiz savaşla, bombalamayla öldürülüyor. Ama diğer taraftan arkadaşlar, bu 5G teknolojisi aynı şekilde bombalanmak gibi bir durum. Çünkü artık silahlar değişiyor arkadaşlar. Adamların özellikle bomba atmasına bile gerek yok. İnsanları bir şekilde yok ediyorlar. Ve bu Wi-Fi konusu çok çok önemli. Ve aynı zamanda kul hakkı. Yani biz bunu kapatmazsak komşumuzu rahatsız etmiş oluyoruz. O yüzden ben her gece mutlaka Wi-Fi'mi kapatırım. Wi-Fi açık bir şekilde asla uyumam. Zaten ne zaman açık uyuduysam bazen unutarak falan uyumuşluğum oluyor. Yani o uyuduğum uykudan hiçbir şekilde bir yarar sağlayamıyorum arkadaşlar. Çünkü uyurken sizin melatonin, işte serotonin gibi bazı besleyici vitaminleri ve vücudumuza yarar sağlayan tüm bileşenleri almamız gerekiyor. Ama Wi-Fi açık olunca bunu engelliyor ve bütün o sinyaller, Wi-Fi'nin yaymış olduğu o sinyaller sizin uyku kalitenizi de aşağıya çekiyor. Yani uyuduğunuz uykudan bir şey anlamıyorsunuz, dinlenemiyorsunuz. Bu gerçekten denenmiş bir şey. Yani insan Wi-Fi açıkken dinlenemiyor ve psikolojiyle de alakası yok. Şimdi bazıları diyor ki ya hocam o psikolojiktir falan, öyle bir şey yoktur. Hayır, öyle bir şey değil arkadaşlar. Bakın, internete girin, araştırın. Hollanda'da internet sinyallerinden, bu dalgalanmalardan, 5G'nin yaymış olduğu o sinyallerden hayvanlar ölüyor. Daha birçok yerde, Çin'de de aynı şekilde hayvanlar öldü ve Çin'de bu 5G teknolojisinin olduğu baz istasyonları da insanlar tarafından tepkiyle karşılandı ve büyük eylemler yapıldı bunun için. Hatta baz istasyonlarına tırmanarak bazıları onları bozmaya çalıştı ki insanlara kötü bir şekilde dalgalar, sinyaller gelmesin, hayvanlar ölmesin diye buna karşı çıktılar. Çin'de büyük bir eylem yapıldı bunun için. Yine Avrupa ülkelerinde de durum aynı şekilde hızla devam ediyor ve bu 5G teknolojisi bütün dünyaya hakim olacak. Bundan sonra arkadaşlar sanki nükleer bomba içerisinde yaşıyormuş gibi olacağız. Allah muhafaza. Buna dikkat etmemiz lazım. Sizlerin de bu konuyla ilgili düşünceleri nelerdir? Yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Hatta bir aralar Instagram'da bir video paylaşmıştım. Wi-Fi'lerin mutlaka kapatılması gerektiği ile ilgili. Yani gece uyurken Wi-Fi'nizin asla açık kalmaması lazım. Bu olayı anlatan kişinin ismi sanırım Hayati idi. Hayati Bey. Soy ismini şu an hatırlayamadım. Hayati Bey bu konu üzerinde çok hassas konulara değinmiş. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Ben bulabilirsem tekrar paylaşırım ama Instagram sayfamda zaten var o video. Hatta şöyle diyordu: Wi-Fi'leri kapatacaksınız kardeşim diyordu. Yani hatırlarsınız o videoyu. Onu tekrar bir izleyin. Gerçekten çok önemli bir konu bu arkadaşlar. Yani hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Bakın, sadece belli kişilerin değil, hepimizin hayatını ilgilendiriyor. O yüzden çok önemli bir konu. Bu videoyu da sevdiğiniz herkese gönderin, ulaştırın. Onlar da izlesinler. Onlar da aynı bizim gibi sevdikleriyle paylaşsınlar ki bu videomuz hem çoğalsın hem de belki de bir işe yarar, bazı yanlış şeylerden dönülür diye düşünüyorum. Rabbim hepimizi korusun, ülkemizi korusun, bu güzel dünyamızı korusun inşallah. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.